Kurtuluştayız. Çocukluk hayaliyle buraya kadar. Mesut Barzani sonunda pes ettiği Kebeye bağımsızlık referandumunun sonuçlarını askıya aldığını açıkladı. Ama olan tabii Barzani'ye oldu. Kerkük'ten çıkarıldı, Musul'dan kovuldu. Barzani, Bağdat rejiminin askeri kuşatması altında 2014 öncesi sınırlara çekildi. Erbil'in dünya ile bağları kopmuş durumda. Türkiye ve İran'ın tanıdığı sınırlı imkanlarda olmasa Barzani'nin nefes alması zor. İşlerin bu noktaya gelmesinin sorumlusu şüphesiz Mesut Barzani'dir. Bağımsız Kürdistan, çocukluk hayalim diyerek yola çıktı ve kendi elindekileri de kaybetti. İsrail'in desteğine güvenerek Orta Doğu'da devlet kurmaya kalkmak aklı başında bir siyasetçinin işi değil. Ancak Barzani aşağı yukarı tam da böyle çocukça bir hatanın içine düştü. Şimdi bu açmazdan çıkmak ve eski koşullara kavuşabilmek için yıllar gerekecek ki bunun da bir garantisi yok. Bağdat rejimi aradığı bahaneyi Barzani'nin bağımsızlık çıkışıyla buldu ve bu hatayı sonuna kadar değerlendirerek kaybettiği şehirler üzerindeki egemenliğini yeniden kurdu. Barzani de 2003'teki sınırlarına geri çekildi. Eğer Amerika devreye girmese Irak ordusu Erbil'e kadar girecekti ve Barzani de Erbil'den kaçmak zorunda kalacaktı. Bölgede sınırlı bir inisiyatife ve iktidara sahip olan Barzani bu gücünü kaybederek Amerika Amerika'nın eline tümden esir düştü. Barzani ailesinin geleceği şu an Amerika'nın elleri arasında. Barzani için ufukta bir çıkış kapısı görünmüyor da değil. Yüzünü Türkiye'ye dönerse bir ihtimal kendi varlığını koruyabilir. Orta Doğu daha birçok gelişmeye gebe görünüyor. Bu şartlar Barzani'ye bir çıkış imkanı daha tanıyabilir. Mesut Barzani ne yapıp edip Türkiye ile arayı düzeltmeye bakmalı? Bunun kolay olduğunu söylemiyorum elbette. PKK'yı Kerkük'e sokmanın Ankara üzerindeki tesiri çok ağır oldu. Fakat yine de tamiri imkansız değil. Ne de olsa burası Orta Doğu koşullar Ankara ile yakınlaşabilmesi için Barzani'ye yeni fırsatlar sunabilir. Ankara'da Barzani'ye kapıları tümden kapatmış sayılmaz. Barzani eğer Ankara'nın kapısını çalacaksa bu yeni koşullara göre olacak. Eskiye göre değil. Kurtuluştayız akşam.